Sahil Teknoloji'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Lin Shangyun'un üretmiş olduğu LS209 boy ve kalınlık ölçüm cihazını inceleyeceğiz. Ürünümüz taşıma çantası ile beraber gelmekte. Çantayı açtığımızda cihazımızın kendisi 2 adet kalibrasyon probu, bir tane de test için plastik mevcut. Dilerseniz incelemeye geçelim. Cihazımızı orta tuşa bir kere basarak açıyoruz. Cihazı kullanmadan önce kalibrasyon işlemi yapmamız önemli. Şu an aslında kalibre olmuş bir şekilde ama size tekrar göstereceğim. Kalibre işlemi başlatmak için cihazı bastırıyoruz ve orta tuşa basılı tutuyoruz. Basılı tuttuktan sonra kalibrasyon işlemi başlıyor. Probe en az 15 santim kaldırın diyor. Şu an evet demir için kalibre olmuş durumda. Aynı işlemi alüminyum için de tekrarlamamız gerekiyor. Bastık. Orta tuşa basılı tuttuk. Kalibrasyon işlemi başladı. Havaya kaldırdık. Evet, kalibrasyon işlemimiz tamam. Kalibrasyon işlemi tamamlandıktan sonra bu plastik parçayla cihazımızı test edebiliriz. Önce demir plakanın üzerine yerleştiriyorum ve bastırıyorum. Gördüğünüz gibi 104 çıktı ve maddenin demir olduğunu otomatik olarak algıladı. Bu cihazımızın öne çıkan özelliği. Şimdi aynı şeyi alüminyumda tekrarlayalım. Bastık. Ve gördüğünüz gibi alüminyum olarak burada belirtti maddenin ne olduğunu. Ekranımızın sol tarafında referans değerlerini görmekteyiz. Eğer cihazımız bu referans aralıkların dışında bir ölçüm yaparsa 3 farklı renkle bize uyarıda bulunuyor. Öncelikle normal bir ölçüm yapalım. Evet, normal bir ölçüm yaptığımızda referans değerlerinin arasında olduğunda ekranımız beyaz. Şimdi plastik parça olmadan bir ölçüm yapalım. Gördüğünüz gibi sınırın altında olduğu için turuncu yandı. Referans değerinin çok dışında bir ölçüm yaptığındaysa bu şekilde kırmızı bir ekran bizi karşılıyor. Ana menüye erişim sağlamak için cihazımızın orta tuşuna bir kere basıyoruz. Bastığımızda bizi ilk olarak dil seçeneği karşılıyor. Dil seçeneğine geldiğimizde bizi başta Türkçe olmak üzere birçok dilin karşıladığını görmekteyiz. Geri tuşuna basıyoruz. Hemen altında veri depolama kısmımız var. Basit modda 60'a kadar veri saklayabilmekte. Buradan verileri silebiliyoruz. Geri tuşuna basıyorum. Ölçüm modu. Bu cihazımızın en öne çıkan özelliği. Çünkü basit ve uzman olmak üzere iki farklı modu mevcut. Basit mod, az önce size gösterdiğim mod. Uzman modsa birazdan göstereceğim. Buradan uzman moduna geçiyoruz. Ölçüm modunun altında ölçüm birimini seçebileceğimiz bir kısım var. Buradan isteğimize göre ayarlayabiliyoruz. Buraya geldiğimizde alarm değeri ayarı, yani referans değerlerini ayarlamamıza sağlayan bir kısım mevcut. Buradan istediğimiz gibi referans ayarlarını değiştirebiliyoruz. Ayarladığımız referans ayarlarının dışında bir değer verdiğinde bizi uyaracaktır. 3 renkli mod, az önce bahsettiğim gibi yine referans ayarlarının dışında bir değer ölçtüğümüzde renkli bir şekilde bizi uyarmasını sağlıyor. Dönme modu cihazımızın ölçüm yaparken bu şekilde değil de bu şekilde araç üzerinde ölçüm yaparken ekranımızın ters dönmesini sağlıyor. Bu işlemi yukarı ve aşağı tuşlarıyla yapıyoruz. Şu an uzman modda olduğu için kapalı. Basit modda geçerli bir ayar. Onun altında da çözünürlük ayarımız. Ve onun da altında cihazı sıfırlamamız için sıfırlama seçeneğimiz mevcut. Şimdi uzman modu inceleyelim. Uzman modda 19 farklı araç parçasını ayrı ayrı ölçüp ayrı ayrı kaydedebiliyoruz. Her parça içinde 6 farklı veri kaydedebiliyoruz. Yukarı ve aşağı tuşlarına basarak buradan ölçüm yapacağımız yerin şeyini seçebiliyoruz. Ayarını seçebiliyoruz. Bu şekilde. Uzman modda ölçüm yaparken bastığımızda birinci kaydımız 105 olarak kaydedildi. Bir kere daha bastığımızda ikinci kaydımız 104 olarak kaydedildi. Bu ikisi de ön kaput için. Şimdi farklı bir parçaya geçelim. Burada şu kısmı ölçeceğim. Farklı bir değer vermesi açısından.
149. Şimdi şeffaf kısmı tekrar ölçüyorum. 104. Gerekli parçaları ölçtüğümüzde geri tuşuna basarak aracı kaydediyoruz. İkinci araca geçiyor. Onaylayın dedikten sonra cihazımıza aracımız kaydoldu. Bunun için araç depolama kısmına geliyoruz. Araç görüntüle. Araç 001, az önce kaydettiğimiz araç. Buraya girdiğimizde motor kaputunda 2 tane, tavanda da 2 tane kaydımız olduğunu görmekteyiz. Cihazımızın bir diğer önemli özelliği ise mobil uygulamaya sahip olması. Bu uygulamaya cihazınızın arkasında bulunan QR kodlarına ulaşıp kolay bir şekilde indirip kurulumunu yapabilirsiniz. Uygulamayı kurduktan sonra bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Burada cihazımız açık olduğu için mevcut cihazlarda gözüküyor. Buna bastığımızda bağlantısı gerçekleşecektir. Evet, cihazımız bağlandı. Bağlandıktan sonra direkt bu şekilde uzman arayüzüne benzer ama daha gelişmiş bir arayüz karşılıyor bize. Her ölçüm yaptığımızda şu an kaputu ölçüyor mesela. Burada gözükecektir. Evet, gördüğünüz gibi anında çok hızlı bir şekilde ölçümümüz yapıldı. Yine cihazın kendisinde olduğu gibi her parça için 6 farklı ölçüm yapabilmekteyiz. Aynı şekilde referans dışı bir değer ölçüm yaptığında uyarı verecektir. Mesela sol ön çamurluğa geçelim. Gördüğünüz gibi uyarı verdi. Cihazdan farklı olarak burada araç türünü seçebiliyoruz. Buraya bastığımızda araba, SUV ve MPV olarak 3 farklı seçeneğimiz mevcut. Aracı kaydetmek için araç ekle diyoruz. Buradan marka modeli, plaka numarası gibi özellikler girip arabamızı kaydedebiliyoruz. Şimdilik rastgele bir şey girelim. Geri kalanını doldurmak zorunda değiliz. İsteğe bağlı. Evet, aracımız kaydoldu. Tüm araçları görüntülemek için ise buradaki tüm araçlar kısmına tıklıyoruz. Burada bizim kaydettiğimiz araba var. Burada da cihazın varsayılan bir arabası var. Bunu silelim mesela. Evet, bu silindi. Cihazımızda olduğu gibi uygulamamızda da hem uzman hem de basit mod mevcuttur. Yine aynı şekilde buradan ölçüm yaptığımızda buraya kaydoluyor ve 50 farklı kayıt tutabilmekte. Yine aynı şekilde cihazımızda olduğu gibi buradan sınırlarımızı ayarlayabiliyoruz. Değişiklik yaptıktan sonra buraya basarak varsayılan değerleri de geri dönebiliyoruz. Dilerseniz araç için testlerimize geçelim. Evet arkadaşlar, test için aracımızın yanına geldik. Cihazımıza uzman modunu aldık. Şu an kaporta seçili. Testimizi yapalım. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir alarm vermiyor. Ve anında çok hızlı bir şekilde ölçümümüzü yapabiliyor. Ama buraya geldiğimizde gördüğünüz gibi alarm, turuncu alarm verdi. Burada da kırmızı alarm verdi. Demek ki burada bir macun uygulaması yapılmış. Şimdi aracımızın farklı parçalarına geçelim. Tavan. Bu şekilde 6 farklı veriye cihaz hafızasında saklayabiliyor. Evet, 6 veri olduktan sonra diğer parçaya geçmemizi istiyor bizden. Farklı bir parçaya geldik. Sağ ön çamurluk. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde ölçümümüz sağlanıyor. Bu şekilde aracımızın bütün parçalarını çok hızlı bir şekilde ölçebiliriz. Cihazımıza kaydedebiliriz. Aynı şekilde Bluetooth bağlantısıyla telefonumuzda da rapor oluşturup bunu kaydedebiliriz.